Ladies and gentlemen, this is your captain, and I'd like to welcome you aboard Flight 226, and enjoy your flight. Hey, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We'll be landing in the airport in just a few minutes. Evet arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize merhaba. Bu videomuzda 3 tane AVM çekeceğiz. Yine AVM'lerin aldığı güvenliklerle ilgili bir video olacak. Antakya, İskenderun ve Antep bölgelerinde çekimlerimizi yapacağız. 3 tane AVM oralarda çekeceğiz. Şimdi yapımcı, yönetmen, kurgucu, prodüktör. Prodüktörle yapımcı aynı bu arada da. Hani title çok görünsün diye, title'ı biraz kalabalık görünsün diye kullandım. İsmail yolda geliyor. Ondan bir tane title, yapımcı title eksik olarak da kurgucu Yağız Ersöz de onun yanında. Yoldar şimdi beni almaya geliyorlar. 14 saatlik bir yolumuz var. İlk olarak Antep'e gideceğiz. Yarın sabah 9-10 gibi Antep'te olmayı planlıyoruz. Ertesi gün Antakya'ya geçeceğiz. Antakya'dan sonra İskenderun'a geçeceğiz. Cuma günü sokağa çıkma yasağı başlamadan önce dönmeyi planlıyoruz. Yani sokağa çıkma yasağına eğer orada denk gelirsek çok kötü olur. Gerçekten bayağı kötü olur yani. Yani tabii ki yine aynı problemler devam ediyor. Virüs korunma, dezenfekte etme, kendini ve eşyaları, malzemeleri diğer etkenlerden koruma. Yani burada biraz bir şeyler anlatabilirim diye düşünüyorum en azından. 3 kişi olacağımız için Yağız da bize dahil olacak. Maskelerimiz hazır. Yapımcı İsmail masraftan kaçmadı. 35 liralık maske aldı başkomutan. Genel Cumhurbaşkanı. Genel ama. Bir cumhurbaşkanı var ya da genel cumhurbaşkanı var. Cem Yılmaz'ın esprisi var ya, müdür genel müdür onun gibi. Onlar da 10 dakikaya 15 dakikaya gelecekler. Yani dediğim gibi bu video 3 tane AVM'nin çekimini anlatacak. Dezenfektan işlemini anlatacak. Yani güzel bir çekim olur. Tabii ki güzel bir çekim olacak da vlog olarak da hani içerik olarak da bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı orasını kestiremiyorum. Ama çıkacaktır, niye çıkmasın yani. Tamam, geliyoruz abi. Zaten anca Konya'da bulabildik yemek yiyecekken. Yani bir 6 saattir açız, bir şey yemedik, anca yemek yiyeceğiz. Yani yolculuk devam ediyor. Antep'e girmek üzereyiz. Saatimiz şu an... Çeyrek var. Saat... Hayır. Üçe çeyrek. Saat 3'e çeyrek varmış. Adana'dan çıktık. Antep'e gireceğiz birazdan. Beklediğimizden hızlı geldik. Sokağa çıkma yasağı olduğu için her yerde yollara çıktı. Rahat geldik. Polisler bizi çok zorlamadı. İznimiz de olduğu için tabii. Gayet hızlı bir şekilde geldik ama yorgunuz. Yaklaşık 13 saattir araba kullanıyorum. Ama harbiden hiç yorulmadım. Masken yamuk, çok çirkin görünüyorsun. Hiç takma bence. Kamera karşısına maskesiz çıkmak istemiyor ya. Bak, en aramızdaki en yakışıklı adam bu. Çıkar maskeni. Görelim. Baksana şu yakışıklı ya. Güzel bir yolculuktu bence. Vardık, saatimi söyleyeyim. Bak, saat 5'e çeyrek var. 5'e çeyrek var. Bence iyi geldik. Evet, yapımcımızın anlattığı gibi geldik. Patron çıldırdı. Patron çıldırdı, kafa yedi. Saat
5 oldu. Primal AVM'deyiz. Drone uçuracağız bir gün aydınlanırken. Ondan sonra otelimize gideceğiz. Saat 12'ye kadar dinleneceğiz. Patron zaten çıldırdı. Yine çıldırdı zaten. Orada da otelin girişinde de göstereceğim onu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet Yörs, sen söyle bir şey. Ömer şu anda kalibre ediyor GPS'i. Işık yeşil yandı ama. Bak başım döndü ha. Böyle çıkacağız çünkü. Aynen. Aynen bu. Bu. Bitti zaten şu an. O yolu gör. Yolu gör, çok güzel yol. Drone serbest. Yollar çok iyi oldu be. Evet. Senin görüntüleri çok iyi için. Hayır ya. Yapmışım. Evet, yapımcımız İsmail hiçbir masraftan kaçmadı ve gördüğünüz gibi Double Tree'de kalıyoruz. Dinlenmeye geçiyoruz. Birkaç saat uyuduktan sonra saat 11 gibi AVM'de olacağız. AVM'nin çekimlerini yapacağız. Yani çok da yorucu bir yol olmadı aslında, bilmiyorum. Çok hızlı geldiğimizi düşünüyorum. Ama iyi geldik yani, rahat geldik. Çok zorlanmadık gelirken. Birkaç saat dinlendikten sonra çekime geçeceğiz. Çekimde görüşürüz. İsmail yine patronla konuşuyor. Müdürlerle konuşuyor, yönetimle konuşuyor İsmail. İsmail, o meşhur hareketini yap. İsmail bizim çektiğimiz fotoğrafları beğenmedi ve kamerayla artık kendisi çekmeye başladı. Evet arkadaşlar, İsmail çıldırdı. Aldı kamerayı. Beyefendi, kamera çekimi buyurun. Yasak. Kamera çekimi yasak. Bir tane daha yapalım. Güzel bence, kötü değil. Evet. Tamam. 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 Evet, buyurun. Ah be ya, olmuş ama arkadakiler çok kötü çıkmış. Yolu kapatacağız. AVM'nin yolunu hemen kapatacağız. Koridoru kapatacağız daha, komple. Hadi. Eskilerden yüzümüzü tanıyamıyor makine galiba. Ben de aynısını yaşadım. Evet. Bu sahne bitti. Şimdi dezenfekteye geçiyoruz. Ama az kaldı. Bir saate bitireceğim çekimi. Evet. Daha dış çekim var. Bir saate dedi bakın. Bir saate dedi. Saat 4.28. Dokunuyor mu? Gör bak şimdi hadi. Üçüncü kat. 4.28. Bir saate bitireceğim. Çok iddialı. Evet. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. Bir saat içerisinde food court katını bitirme sözü veren İsmail yarım saatini bitirmiş bulunuyor. Saat 5.34. Kütüphane süresi bitti. Saat 5.30. Kaybetti. İddianın sonucunda ne kaybettiğine dair de bir fikrimiz yok aslında. Yani kazanan ne kazanıyor, kaybeden ne kaybediyor onu konuşmadık. Yani Beyran diyor da Beyran'a kandırabileceğini düşünüyor. Beyran, yani çorba. Çorbaya kandırabileceğini düşünüyor. Acayip, garip, komik, trajik. Yani sonunda çekimi bitirdik. Paydos'u verdik. Paydos ver. Paydos verdik. Biraz, bir 15 dakika siz bana pay verdiniz. Evet. Ben 5.30'da bitireceğim dedim. 15 dakikada siz pay verdiniz çünkü hazır olması gereken bir abi hazır değildi. 5.45'te bitirmem gerekiyordu ama 6'da bitirdik. Bir 15 dakika ben geciktim. Peki bu durumda siz ne kazanmış oluyorsunuz şu an? Birer tane Antep katmeri hak ettiniz be. Bir önceki... En kral yerde yediriyorum. Çünkü bir önceki videoda dedim ki 6 üstü çorba ısmarlayacak. Beyran ısmarlayacağını söylüyor dedim. Bu Beyran'a iyi oldu. Beyran'a çorba deme. Çok ayıp. Beyran'dan sonra katmer yiyoruz hep birlikte en kral yerde.
Saat 6 gibi çekimi bitirdik. İşer atıştırdık. Mekanların hepsi kapalı olduğu için arabada yemek zorunda kaldık. Oradan da biraz görsel koydum. Tabii çok fazla acıktığımız için çok fazla çekim yapamadım o sırada. Sadece ne yediğimizi falan, arabada ne durumda olduğumuzu gösterdim, o kadar. Yarın iki tane AVM çekeceğiz Antakya ve İskenderun'da. Güzel bir çekim oldu, keyifli bir çekim oldu. Aksilik olmadı, her şey yolunda ilerledi. İsmail hepsini organize etmişti çünkü önceden. Yani aslında yaptığım en organize işlerden, en organize çekimlerden bir tanesi oldu diyebilirim. İskenderun Prime Mall'dayız. Bugün iki tane AVM çekeceğiz. Buradan sonra Prime Mall Antakya'ya geçeceğiz. Yorucu bir maraton olacak. Bir günde iki tane AVM çekeceğiz. Şu an drone sahnesiyle başlangıcı yapacağız. Bu AVM'yi 4-4,5 saatte bitirmeyi planlıyoruz rekor bir sürede. Buradan sonra Antakya'ya geçeceğiz. Görüşmek üzere. Yine yönetimle konuşuyor. Bir de biraz önce enteresan bir şey oldu. Drone'u uçuramadık. Kırmızı alandaydık. Yakında havaalanı varmış ama terk edilmiş havaalanı varmış. Güvenlikteki abi dedi ki gel dedi, seni bir 50 metre ileri götüreceğim dedi. Çalılık var oranın arasında dedi. Drone uçacak dedi. Bana inandırıcı gelmedi. O çalılığın arasında sonuçta kırmızı alana dahil bir bölgeydi. Yani yasaklı bölgeydi. Havaalanından uzaklaşmış olmuyorduk. Ama dedim tamam dedim gidelim. Gittik. Kırmızı alanın içindeki o noktada drone uçtu. 5 metre sağda drone uçmuyor. 5 metre solda drone uçmuyor. Ama o ıssızlığın içerisinde, çalıların arasındaki o tam o noktada drone uçuyor. Abi o noktayı nasıl bulmuş, nereden bulmuş hiçbir fikrim yok ama adam o noktada o drone'u uçurmamı başardı. Buradan da teşekkürlerimi iletiyorum. Prime Mall İskenderun'daki teknik abiye çok teşekkür ederim yardımından dolayı. Kayıtlayalım. Gel. Evet, rekor bir sırada çekim bitirmek üzereyiz. Çok hızlı bir şekilde, çok iyi organize olarak her sahneyi en az zaman kaybıyla gerçekleştirdik, çekimlerini yaptık. Birazdan Antakya'ya doğru yola çıkacağız. Normalde 3 AVM 3 günde bile zor çekilir. Biz 3 AVM'yi 2 güne sığdırdık. Çünkü cuma günü yola çıkamazsak sokağa çıkma yasağına denk geleceğiz. Bitiremezsek yarına sarkarsa burada kaldık. Prime Mall İskenderun AVM'sini 4 saat gibi bir rekor sürede bitirdik. Kayıplarımız oldu, beklemelerimiz oldu. Onlar da olmasaydı belki 3 saatte bitirirdik. Ama her şey zaten o kadar yolunda gitse normalde de çekimler bu kadar uzun sürmez. Yani. İsmail sence beklemelerimiz oldu ya, onlar da olmasaydı 4 saatte bitirdik şu an. Şu an 4 saat oldu mu? Oldu. 1 saat kaybettik. Yani 3 saatte bitirirdik. Ama yorulduk. Devam.
Lan fakirler arabanın üstünde mi yiyorsunuz lan? Restoranlar ve lokantalar kapalı olduğu için içeri müşteri almadığı için biz de arabanın üstünde yemeğimizi yiyoruz. Kayıtta mıyız? Primal Antakya'dayız. Saatimiz 2.30'u gösteriyor. Bakın odaklasın. Saat 2.30. Odakladı mı? 2.30. Saatimiz 2.30. 6 saat içinde burayı bitirmemiz lazım. Bura bittikten sonra akşam yine yanlış hesap yaptım. 6 saat sonra 8.30 oluyor. Ondan sonra iftardan sonra da dezenfekte videosunu çekeceğiz. Bitirelim. Çünkü acelemiz var. Çok acelemiz var. Bugün çekim maratonunun son günü. Zaten 2 gündü çekim maratonu ama 2 günde 3 AVM çektik. Bakalım bugün biz sin istiyoruz hepimiz. Ama yorulduk. Ama eğlendik. Tamam hadi yapalım bunu. Ben hazırım. Bekle bakayım. Herhalde görünüyor mu? Çekim bitmek üzere. Son birkaç saatimiz kaldı. Hatta son bir saatimiz kaldı. Yani inanılmaz güzel bir hissiyat. Çok zorlu bir maratonu bitirdik. Yani bitirmek üzereyiz. Bir daha son. Hep son İsmail. Hep son. Hep son İsmail. Tamam. Böyle bir yoklu bir. Tamam. Evet arkadaşlar. Ömer yine spastik kalibre ediyoruz. Yapıyor. Çok yoruldum ya. Bitti. Hemen bir an önce otele gitmek istiyor. Evet saatimiz 7 oldu. En son giriş sahnesi çekeceğiz. Giriş sahnesinin güvenliğin dezenfektanını çekeceğiz ve çekimimiz bitecek. İsmail Bey. Evet arkadaşlar. Kaydos. Teşekkür ediyorum ikinize de.